Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı da kıtanlar ekranımızı bulsun. Angliya Müslümanları Uyghurlarını kollab zor kölemlik namayışı ötküzdü. Uyghurlar iki cumhuriyet yani 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni kurgan gününü tebrikleyip atkan bir payette Angliya'daki Müslüman Teşkilatlar Birliği Uyghurlarını kollab 5000 kişilik namayış kılgan. Mezkur birlik 50'den artık teşkilatın terkip tapkan bulup ular Uyghurlar üçün ornundan tur şuarı bilen kan kölemlik namayış kılışı arkalık Xitayning Uyghurlarga ijro qilib atgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishini ayiblagan. Namoyish 13 noyabr Londondagi Xitoy elchixonasi bilan Manchesterdagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan bo'lib, namoyishchilar Xitoyni Uyghurlarga ijro qilib atgan qirg'in qilish jinoyatini to'xtatishga chaqirgan. Namoyish orqali xalqaro jamiyatni bulibmi Uyghurlar masalasida quloq yopirib olgan islom dunyosining bu masalaga bo'lgan diqqatini qo'zg'atishni maqsad qilgan. Namayışqa Angliyaning har qaysi shahar va rayonlarida faoliyat qilib atgan Angliya musulmonlarining meros markazi Al-Ansar masjidi, Brakenel Islom madaniyat markazi, Al-Ma'rifa fondi jamiyati, Norbury musulmonlar tinchlik markazi, Sharq London masjidi va London musulmonlar markazi, Girlington musulmonlar paravonlik jamiyati qatorliq 50dan ortiq tashkilot ishtirok qilgan bo'lib, namayishda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bossurish qilmishlariga qarshi bayonot e'lon qilingan. Ve Uyghurlarga erkinlik degendek şuarlar tovlanğan. Bildirilishçe namayıştın burun 21. əsirdeki İslam namlıq torbet Uyghurlar üçün ornundan tur namıdı çakırıq eylan kılgan bulup, namayışçılarga ayyultuzluq kök bayraq çüşürülgen maik tarıqtılgan. Ve namayışçılar ayyultuzluq kök bayraq çüşürülgen maikilarını kiyip namayışkı katnaşkan. Korcaq əmeldarlar cinayetlerini yeni inkar kıldı. Korkak əməldarlar Şarkı Türkistan xalqını məcburi əmgək salğanlıqını inkar qıldı. Xitay xalq torunun 11 yanvardaki xəbirde bildirilikçe, Xitayının Şarkı Türkistan'daki korkak əməldarları ürümçide axbarat elan qılışığını ötküzüb, Şarkı Türkistan xalqı həm de türmü və lagırlardaki tutqullarını məcburi əmgək salğanlıqını inkar qılgan. Yığında söz qılgan atalmış Şinjan Üniversiteti Qanun Fakültesinin muavin müdiri korkak əməldar Erkin Samsaq, Xitayın Şarkı Türkistan'da icra qılıp atqan bastırış, qırğın qılış, məcburi əmgək seliş qatarlıq qılmışlarını inkar qılğan. Qorçaq əməldar Erkin Samsaq xalqarada aşkarılınıp həqiqətke aylanğan pakitlərini burmulğan halde bildirilip, Uyğurlarını məcburi əmgək saldı degen gəplərinin asası yok. Şinjanda əmgəkçilər öz ixtiyarlığı bilen işqi oruluşudu. Öz aldığı kəsib tanlaydı. Xalqının örüp adet, dini itiqat, əmgək haqqı, hüquqi, qanun boyucu qoğduldu degen. Xitay xalqarada aşkarlanğan Uyghurlarını məcburi əmgək seliş, lagırda tutqun qılınğan Uyghurlarını Xitay şirkətlərgə setiş qatarlıq cinayi qılmışdır məsəlisidə xalqara cəmiyyətini aldaşma xistədə Şərq Türkistanın Aqsu vilayeti, Tarbağatay vilayeti, Korlu qatarlıq çaylardın aldın tayarlanğan 6 kişini sin arqılıq sözləşki məcburluğan. Ular birdək qorçaq əməldarlar tayarlap bərgini bu üçə dünya xalqıya eniq ayan bolğan həqiqətini inkar qılğan. Kuzatkichilar xalqaro jamiyat Sharq Turkistonning haqiqiy ahvolini bilib yetib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish qilmishini irqiy qirg'inchilik jinoyati deb sifatlashga boshlagan bir paytda, Xitoy tajovuzchilarining jinoyatini yashirish uchun yolg'on tashviqotlarni qattiq kuchaytirganligini, muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqining Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyati haqida guvohlik berishi hamda tashviqotni kuchaytirishining to'limi muhim ekanligini bildirishmoqda. İstanbul'da Uyghurlar üçün diktorluk ve nutuk kursu başlandı. Türkiye Yazgıçılar Uyuşması İstanbul Şöbesi tarafından İstanbul'da yaşayatkan Uyghurlar üçün maksus halde uğurlaştırılgan diktorluk ve nutuk kursu 14. noyabr resmi başlangan bulup tizimle şeyle hem devam kılmakta. Mezkur kurs 3 ay devam kılıdgan ve pütülley haksız bulup her yekşembe günü saat 14'te uyuşmanın İstanbul'daki şöbesi 100 durağını ötülüdü. Mezkur kurs iki seviye asasında ötüldüğün bulup, birinci seviyede teleppüs doğrulaştığın mikrofonguça temisi aslında ravan ve doğru teleppüs kılıçının sırları, Osmanlıçının doğru teleppüsü təsiri, yizik tili ve iğiz tili, İstanbul Türkçesinin teleppüsü, ölçemlik nefes, intonasiya qatarlıq temalar ötülüdü.
İkinci səviyyədi bolsa, nutuqdın siyaset kişi teymesi astıda hayacanını tezgirləş, səhnədə diqqət qılışqı tegişlik işlər. Şiiri söz qılışdı üç mühim amil, nutuq qabiliyeti yuqarı siyasetçilərinin alahidilikleri, xalq aldıdı təsirlik nutuq sözləşinin sirleri qatarlıq temalar dərs qılındı. Dərsini oqutqıcı, şair və riyasetçi Özgür Çoban əpəndi ötüdğan bolub, dərs axırlaşqanda imtihan elinib muvaffaqiyyətlik bolğanlarga və dərski tuluq qatnaşqanlarga Türkiye Yazıqçılar Uyuşmas tarafından guvahnama berildi. Alaqalaşqıcı İmran Sadai, telefon 0552-474-8188. Dünya Uyğur Qurultayının yeni başqoruş heyeti elan qilindi. Dünya Uyğur Qurultayının 7-ci növbetlik umumi vekiller qurultayı 11-ci noyabr Çex paytaxtı Praga şehirde ekilip 14-ci noyabr axırlaşdı. Umumi yığınğa Türkiye'den təklifke binaen Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarq Türkistan Ülümalar Birlik Reisi Doktor Ataullah Şahyar Qatarlıqlar ve 20-ci devletin kelgen vekiller şundaqlı təkliflik mehmanlar qatnaşqan idi. Saylam axırlaşqan deyken elan kılınğan neticege körə Qurultayının başqoru şayeti işçide bazılar öz ornını saqlap qalgan bolsa, bazılar yeni saylanğalarga ötküzüp bergen. 14 noyabr Qurultayının axırkı günde elip berilgan saylam neticesige körə Dulqunaysa Apendi 198 avaz bilen Dünya Uyğur Qurultayının yeni bir növetlik reislikige saylanğan. Reis saylanıp bolgan deyken muavin reisler saylanğan bolup, Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nin oqutqıcısı, Strategiya Mutaxassisi ve Uyğur Tadqiqat İnstitutu reisi Dr. Erkin Akram, Amerika'daki Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu'nun tadqiqatçısı Zubeyra Şemsidin Hanım ve Germaniyadan Perhat Muhammedi Qatarlıq 3 kişi Dünya Uyğur Qurultayının yeni növetlik muavin reisliğine saylanğan. Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu'nun direktori Ömer Qanat Efendi burunqı dekla Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetinin reisliğine kayıt saylanğan. Netice elan kılınğandayken Qurultayının yeni bir növetlik reisi Dulqunaysa Efendi söz kılıp, dünyanın her kaysi caylardan kelgen vekillerinin Dünya Uyğur Qurultayığa şundaqlı Qurultayının yeni növetlik rehberlik grupısıgı bolğan işençisigi rahmet etdi ve kelgüsü 4 yıl jarayanda tirişip hizmet kıldığanlıqını bildirdi. 7-ci növetlik Qurultayığa 20-ci devletten 220-dek resmi vekil, küzetkücü ve şarap mihmalları katnaşkan bulup, bunların içinden 204 vekil avaz birişki katnaşkan. Ve cemi 32 nöper vekil Qurultay tarkibideki herkaisi komitetlerine vazifeyi tayinlengen. Vazifeyi tayinlengenlerinin tepsilatını Qurultayının resmi torbetinden körvalalayızlar. Gollandiyada İşki Cumhuriyetinin kuruluş günü hatırlandı. Gollandiyada 14 noyabr İşki Cumhuriyet yani 1933 yılı kurulgan Şarq Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı kurulgan Şarq Türkistan Cumhuriyeti kurulgan gün hatırlandı. Hatırlaş faaliyetini Avrupa Şarq Türkistan Maarif Cemiyeti teşkilegen bolup, hatırlaş faaliyetige Türkiye'de faaliyet kılıbatkan Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarq Türkistan Ülümalar Birlik Reisi Doktor Ataullah Şahyar, Ülümalar Birliki azası Ustaz Abdurrahman Cemal Qatarlıqlar ve Gollandiya'da yaşayabatkan Uyghurlar iştirak kıldı. Xatırlaş yığını Muhammed Ömer Qarim'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlanğan bulup, yığında təşkilat rehberleri, təkliflik mihmanlar, tədqiqatçılar məxsus temalarda söz kılığan. Ular sözlerde İşki Cumhuriyetinin kuruluş gününün xatırlaşının əhmiyeti, İşki Cumhuriyetinin növetteki Şarkı Türkistan davası yoludaki əhmiyeti şundaqlı zamanımızdaki xalqımız, bulubmu kəlgüsü evlatlarımızı tərbiyeləşdiki rolünü tunuşturğan. Bu axtı ziyaretimizde qubul kılığan Avrupa Şarkı Türkistan Maarif Cemiyetinin baş katibi Ubul Qasim Abdulaziz Efendi, bu qatımlıq faaliyetinin tolumu əhmiyetlik məzmunlar bilen xatırlanganlıkını bildirdi. Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliki heyeti Avrupa'daki ziyaretini devamlaştırmaqda. Dünya Uyğur Qurultayının 7-ci növbetlik umumi vekiller qurultayı yığınığı təklif bilen iştirak kılgan Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatlar Birliki reisi Hidayetullah Oğuzhan başçılığındaki heyet 14 noyabr Avrupa'daki ziyaretini Gollandiya'dan başladı. Gollandiya'da tunji qilib Avrupa Şarq Türkistan Maarif Cemiyetini ziyaret kılgan heyet, ziyaret jarayanında teşkilat rehberleri bilen Şarq Türkistan davasının Avrupa'daki taraqqiyatı, Xitayning növbeti Şarq Türkistan'da icra qilibatqan bastırış qilmişlerini Avrupa'da qanda qilib texnik küçlük gün tertibke elip geliş qatarlıq meselelerini müzakir kılgan. Heyet 14 noyabr yana Gollandiya'da faaliyet qilibatqan Avrupa Şarq Türkistan Maarif Cemiyeti başqurguchilari, Gollandiya Teşkilatlar İttifaqı icraiya heyeti, İnsan hakları sahasında aktif faaliyet kılıbatkan şahıslar bilen bir yerge cem bolgan bulup, yığılışta Uyğur muhacirlerinin Avrupa'daki ehvali, nöbetki Şarkı Türkistan davasının halkaralışış ehvali,
Qanda qılğanda davanı teximi yuqur pelligə kötürgüli boladı degendek temalar haqqıda söhbeti bolğan. Hayat bugün 15 noyabr yana Gollandiyanın Den Haag Lahay şəhərindəki Türkiye elçixanasının elçilik din işləri məsləhətçisi Profesör Doktor Xaluk Songur əpəndi bilen görüşdü. Görüşdə Şərq Türkistanın növbətdəki vəziyyəti haqqıda məlumat verildi və qılışqı tegişlik işlər haqqıda müzakirə elib verildi. Türkiye Hava Yolları şirketi 3 devletin puhralarına bilet satmasını kararlaştırdı. Türkiye Hava Yolları şirketi Belarusya'da yüzbergen köçmenler krizisi sebebinden Irak, Yemen ve Suriye puhrası bolgan yolcularına bilet satmasını kararlaştırdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe, Türkiye Hava Yolları şirketinin bildirilişe, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarusya'ya baradığan yolcularına bilet satmasını doğruluk karar çıkarılgan bulup, bu karar tünü gün Ankara vakti 18'den 30 minut ötkenden itibaren icra kılınışkı başlayan. Bu karar dairesi de Belarusya'da turuş icazatnamesi bar Irak, Suriye ve Yemen puhralarına bilet setilmeydiken. Fakat diplomatik pasportu bar yolcularına bilet setildiken. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.